Hepinize selam arkadaşlar. Demokrasi 4'ün 4. bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm bir seçim olacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bakalım. Şimdi böyle bir güvenilir mesajımız vardı. Evet. Bir konuşma yapmamız gerekecek. Direkt işe gidip gelenlere yanlıyorum. Onun dışında kim bu? Serbest çalışanlarla sendikacılar. Abi sendikacıları çok şey yapmayalım. Bu bizim bakanlık. Çünkü yiyecek yani tıpten. O yüzden o işe de giremiyoruz. Yoksul kesime, zengin kesime tercih edebiliriz. %44, %5 abi ettim bile. Biraz daha az destek alacağız ama yapacak bir şey yok. Devlet çalışanlarını, serbest çalışanları yok abi. O işi almayalım. Burası bayağı bir şey. Liberali muhafazakara tercih edebiliriz. Üyeliği %89. Evet, böyle bir şey yapabiliriz abi. Güzel. Evet, ben bu ülkeyi kalkındırdım. Ben 8 milyar dolar zarara doğru giden açık olan ekonomimizi 6 milyar dolar yaklaşık olarak üste çıkardım. Evet, ben yaptım. Şiş! Suçu bitirdim. Ben yine ben. Suçu bitirdik. Yaptık bunu da. Bunu da biz yaptık amına koyayım. Neyse tamam. Şimdi bir algı yapalım. Algı güvenilir. Evet. %65, 81. Aa, bunu zaten götten yemişiz biz. %80 televizyona yanar. Abi %80 bunu yapayım da. İyi, güzel. Başımıza patlamadı. Tamam. Bunu bir kere yapıyoruz, daha da bırakıyoruz abi. Güçlü liderde ne var? Aşırı yüksek bir şey var mı? Kullanılabilecek? Hayır, şu an yok. Saldım. Merhametli de var mı? 82'lik bir şey var. Bunlara aslında şu an ihtiyacımız yok değil mi? Doğru. Bağışta ne alemdeyiz? Oo. Sert. Gelmişiz. Hatta Neo Sömürge'yi geçmişiz bile. Abi gelir vergisi. Dur bakayım ona bir. Ne alemdi ki o? Almıyormuşum ki. %50 de sadece. Ya kıssam 4 milyar dolar gidiyor bro. Yok öyle bir şey. Amına koyayım. Onu bir geç. Onu bir geçeceksin sen. Ona bir bakacağım bu arada birazdan. Hani belki 1-2 düşürebiliriz de henüz değil. 7 var. Tamam, o zaman kamu hizmetlerine basalım abi. Sağlık. Çevreci yapabiliyoruz bayağı bir. Enerji verimliliğini düşürüyor. Bunu niye yapayım ki oğlum o zaman? Deli mi şey yaptı beni? Yani ekonomide genç girişimci. Yani evet, gençlerle aramızı iyi tutmakta fayda var. Bastım bunu. Evet. Tekrardan. Birleşme. Büyük bir internet şirketi ana rakiplerinden birini satın alma planlarını açıkladı. Bu birleşme hükümet onayına ihtiyaç duyuyor. Ancak devam ederse ülkenin en büyük şirketlerinden birini yaratacak. Evet abi, birleşmeye izin ver. Serbest çalışanlar üzüldü. Gayri safi yurt dışarıda. Okey abi, işsizlik %1. Yani bu çok bizi bağlayacak bir şey değil. Oha, 6,21 tutarında fazlalık veriyoruz. Güzel. Yaklaşık şu anda üyemiz partide. Aynen, bir farklı en büyüğüdür. Evet. Bayağı iyiyiz. Ve eylemciler de düşüyor. Yani bizi istemeyenler de artık düşüyor. Bizim üye ikisini toplasan zaten. Ha, tamam, biz daha kaybet. Onun sikim popülerliğe ne oldu? Zort. Bir seçim konuşması yapma vakti gelmiş. Ama kanka hiçbir şey yok ki ya. Oo, hiçbir şey yok abi burada. Ne bu? Ya şunu banko verdim. Gençlere emekli kesime karşı şey yapabiliriz. %21'e 22, bu da eşitmiş lan. Onu yapmayalım. %11'e abi yok. Abi gerçekten yok. %38'e 5 yok. Değmez. Worth değil abi bu. Olay hiç worth değil. Kimse ya da liberal kesim %89. Bak bunu yapabiliriz. Muhafazakara karşı. Onları da bayağı düşürüyor bu arada. Yok abi, bu kadar kafi. Başka yapamam. Evet, suçu bitirdik. Sağlığı arttırdık. Yoksulluğu düşürdük. Bizden daha ne bekliyorsunuz? Haydi bir daha bu posta daha oy verin. Popülerlik niye bu kadar azaldı lan? Normalde yüksek değil miydi? Bug'a mı girdi oğlum bu? Ne oldu da burada düştü amına koyayım? Ne yaptım da? Hiçbir fikrim yok ha. Nüfus düşüyor, sağlık artıyor. Okey abi.
Neyse şimdi dur. Komple birilerine yarayacak bir şeyler yapmam lazım. Abi komple herkese yarayacak bir şeyler yapmam lazım. Kapitalist kesim hariç herkesi mutlu ediyor bu. Hava, devlet hava yolu. Hatta verimliliği de yükseltiyor ama yolsuzluğu da biraz yükseltiyor. Ama turizmi de canlandırıyor. Tam yolsuzluk biraz yükselsin ama yapacak bir şey yok. Yani. Anket sonuçları yüzünden panikleniyor. Park korucusu öldürüldü. Çevreci kesimden %12'den yedik. Manifesto maddeleri mevcut. Abi yok. Mevcut değer 60. Tamam bunu vaat edebilirim abim. Ettim bunu vaat. Tamam. Sınır kontrolleri %50'ye düşecek. Tamam. Yapacağız. 21 tur içinde yapmamız gerekiyor. Okey. Hedef %29'u. Tamam. kaç ki? %48 cinsiyet eşitliliği. Tamam. 50 de yapacağız. Tamam. Bunu da yapacağız abi. Yapacağız. Bakın bu kadar abi. Konuşma abi konuşma. Ölüm ya burası. Bu ne abi? %11'e 89 falan var. 21'e 22 var. Aldığımız yerden kaybedeceğiz. Hiçbir artı yolu yok yani. Bunun çıkar yolu yok abi buranın. Bunun hiçbir çıkar yolu yok. Yani %1'lik falan bir şeyler olsa. Abi yok. 16, 84. 84'ü 16'ya aslında tercih edebiliriz. Yani. Kapitalistleri de mutlu edelim. Ne diyeyim? Yap abi konuşmanı. Ya başka yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü. Başka hiçbir yapabileceğim bir şey yoktu. Yani imkanı yok daha bu. Buradan başka türlü çıkamazdık. Güzel. Güzel, iyi güzel de popülerlik arttırmam lazım abi. Harcanabilir gelir. Abi benim kaç tur kaldı lan? Bir tur kalmış. Vay amına koyayım. Şuradan bir şeyler bulmam lazım. Refah. Ekonomi, vergi. Ekonomi ne bu? Herkesi mutlu ediyor. Okey. Gayri safi yurt içi hasılayı düşürüyor. Birazcık herhalde. Yani çalışma haftasını düşürsün de ne diyeyim ki? Evet. Tamam ya, o kadar da kötü değil zaten gayri safi yurt içi hasılamız. Sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum o şeyden. Çevre ve çevreci kesim. Evet, fulle. Bunu yapacaktık zaten de. Şimdiye denk geldi. Liberalizm değil de birilerine oynamam lazım. Bro. Buradan bir sikim çıkmıyor. Tamam, bunu da yapamadık. Fazlalık da çok fazla lan. Hadi bakalım. Tıttan yemesek bari. Geldi mi seçim ekranı? Geldi. Geldi. Hadi bakalım abi. Şöyle besmeleyle başlayalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi evet, bir an kaybedeceğiz zannettim. Hadi. Hell yeah. Evet bu. %70'in oyunu aldık. Yine çok iyiydi. Of. Varlı ya. %55 daha doğrusu. Çoğunluk %70 de. Abi bir an korkuttu beni. Bak Neo Sömürge komüniste katılmış. Buradakiler kimseye vermiyor. Burası sabit, burası buraya atlamış. 128 milyon milyon dolar o. Harcamamız izin seçim için. Sıkıntı yok. Abi ben düzenlemek istemiyorum aslına bakarsan. Sadece ekonomiyi karıştırabiliriz. İşi al. Ekonomide kim var? Yüksek 1,5'lik var. En azından değiştirmiş oluruz, anladın mı? Ekonomide birine. Okey, tamam, 1,5'lik. Muhafazakar ve yoksa, pardon, o değilmiş. İşe gidip, abi bu sendikacı, abi bu herif beni yoruyor ya. 1-3 etnik azınlık işe gidip gelenler. Sendikacılardan kurtulalım da. Onları memnun edemiyorum çünkü ben. Liberal ve sosyalist. Lan bu da amına koyayım. Nasıl bir çarsın sen ya? Şu 1,1 muhafazakar yoksul. Hiç işim yok seninle şu an. Abi buna bir şey yapamıyorum ki. Sendikacı abi şunu aldım ya. Bir üçlüğü aldım. Biraz düşük kalacak ama yapabilecek hiçbir şeyim yok çünkü. Kırma, daha çok kırma olarak bilinen
hidrolik kırmaya, enerji şirketlerinin daha önce ulaşılamayan kaya gazı birikimlerinden yararlanmasına olanak tanıyan bir sondaj teknolojisidir. Bu teknik nispeten yenidir ve hükümetin kullanım izni vermesini gerektirir. Bir yandan da bu potansiyel olarak büyük enerji kaynakları açıyor. Öte yandan süreçle ilgili ciddi çevresel kaygılar var. Bu yasa tasarısı enerji şirketlerine toprağımızda ticari düzeyde kırma operasyonu gerçekleşmiş olan bu enerji fiyatlarını aşağı çekecek ve yabancı petrol tamam, okey, güzel. Tamam, bastım direkt. Ananı sikim, ters mi verdim? Ters verdik. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama diyor ki bak, bağımsız artırı enerji fiyatlarını aşağı çekecek diyor. Neyse, sıkıntı yok. Bu fazlalığı artık bir yere vermem lazım abi. Bu bütçe fazlalığını bir yere vermem lazım. Neleri azaltabilirim? Sorunlar iyice küçülmüş zaten. Askeri harcamayı arttırabiliriz birazcık. Yani evet, siber savaşı bitti bitiyor noktasına getirecek. Güzel. Çevre niye seni olumsuz etkiliyor ki? Çevrenin nesi var kötü? Hibrit otomobil girişi full de zaten. Elektrikli araba girişimi taksi değil de yasak gazda çalışan arabalar dur. Sürücü kesim artıyor. Çevre okey. Yok ya abi, herkes okey diyorsa tamamız. Çevre de artıyorsa tamamız. Dur bakayım. Doktorlar grev. Bir dakika, doktorlar grev nerede? Burada gözüküyor mu lan öyle bir şey? Doktor, ha şurada. Bunların grevini ne bitiriyor? Şu bitiriyor. Grevlerini. Tamam al bit. Amına koyayım bit madem. Değil mi? Hani bu yükseltiyor, bu düşürüyor. Peki. Bir dakika. Tamam, şu kadarcık yapsak oluyor. Maliyet de düşüyor. Tamam, 4'e sabitleyelim bunu şu şekil. Tamam, 4'e sabitledim, al. Mutlu musunuz abi sonunda? Artık mutlu olmalısınız bence çünkü. Verimlilik bunu düşürüyor. Verimliliği arttırmak için Verimliliği arttırmak için. Bak bu bunu düşürüyor mesela verimliliği. Yasal uyuşturucu. Kanka buna da bir şey yapamıyoruz şu anda. İptal et. Kapat. Şuradan herhangi bir şey de yapamıyorum ki amına koyayım artık. Bunu sonraki tura saklayabilecek miyim? Dur bakalım. Kamusal geçiş hakkını genişletin. Ülkemizde daha fazla ev inşa ettikçe bir zamanlar yürüyüşçüler ve yürüyüşçüler tarafından kullanılan açık araziler giderek kapanıyor. Ve özel mülkiyet olarak kabul ediliyor. Sosyalist kampanyacılar bu değişiklikleri protesto ettiler ve koruma altında alanların genişletilmesi çağrısında bulunuyorlar. Kamusal geçiş hakları, eylemlere geçmeyin, yol haklarını genişletin. Artık özel mi bu? Tamam, olur. Öyle verdik. Yapacak bir şey yok. İyi durumda. Şu an bize olumlu veya olumsuz yönde bir etkisi yok. İyi, güzel. Anketlerde nasılız? Uçtuk. Aman akım. Seçim dönemi niye düştük onu anlamadım ben. 27. Güzel. Aslında bir posta daha biriktirebiliriz biliyor musunuz? Bir posta daha biriktireceğim. Biraz biriktirelim. Affair. Bir porno yıldızı kamuoyu önünde onlarla... Amına koyayım. Kasetimiz için... Tamam. Ah 44 güzel, iyi birikti. Şükür. Şimdi bro vergi de ammanıza koydun. bir dakika, şimdi düzgün bir vergi bakacağım ilk önce. İnternet vergisi değil, sık uçuş değil, bura değil. Sermaye kazancı da değil. Sağlık vergisi, kredileri. Yoksul kesimde sosyalist kesimi etki ediyor ama bana geliri yok bunun. Daha gideri var. Sağlık şey sabit gelir vergisi. Geliri var mı? Olası gelir 40, onu sikeyim. Ha, ama bu herkese yani. Çok büyük yükmüş. Bunu saldım. Plastik tax ya abi, gayri safi yurt dışı hasılayı. Petrol talebini düşürüyor, herkesin gelirini düşürüyor. Okey, saldım. Aynısını yapıyor. Burayı direkt salıyorum. Okul vergisi kredileri, vergi yardımı. Vergi yardımı da yapabiliyoruz bak. Yoksul kesin niye eksi? Mezuniyet vergisi lan, öyle bir şey mi olur? Konak vergisi.
Süper pahalı evlerin mülkiyetlerinden ha, peki eşitlik yükseliyor, sosyalist yükseliyor, emekli ağlıyor, yüksek kazanç, zengin. Bak bu yapılabilir. Dur bakayım başka ne var? Cezalandırıcı varlık. Hayır abi, araba vergisi. Ha. Biz bunu yapacaktık, değil mi? Çevreci yükseliyor. Sürücü kesim ağlıyor biraz ama çiftçiler dağılıyor. Amına koyayım. Bir tek çevre yükseliyor. Ama araba kullanımı da düşüyor. Öyle de güzel bir yanı var. Yani aşırı köklemeyelim ama yani ortada dursun yani, anladın mı? Orta nereye kadar orta? Buraya kadar orta. Tamam, buraya kadar kökleyebilirim. Tamam, çökledim abi. Sokarlar öyle işe. Okey, güzel. Kıdemli yargıç atamak. En kıdemli ve saygın yargıçlarınızdan biri öldü ve şimdi aday gösterilen adaylar arasında onun yerini alması için bir seçim yapmanız gerekiyor. Bu şahıs mahkemelerimizde çok uzun süre oturacak. Bu yüzden doğru karar vermiyor. Edgar Lopez, Alice Reed. Şimdi Edgar'a diyor ki insan haklarının güçlü bir destekçisi olmuştur ve bireylerin hakları ve özgürlükleri lehine birçok önemli kararlar almıştır. Aynı zamanda son derece tüketici yanlısı olarak görülür ve büyük şirketlere meydan okumaktan korkmuyor. Oo. Bu da diyor ki şiddet içeren suçlarla ilgili birçok ünlü kararı ve hırsızlara uygulanması gerektiğini düşündürür. Sert cezalarla ilgili sık sık açık sözlük. Ya abi bu daha şey. Yani. Evet, sendikacılara oynayabildik şükür. Yani. Güzel, işsizliği biraz daha, yoksulluğu biraz daha düşürürsem zaten burada kalması kafi. 28'de şeyimiz oldu. Çok iyi. Şimdi kanka sizi ne bitiriyor? Artık biteceğiniz mi? Bu başlangıçlarının altına düşmüş. Bu ne alemde? Bu biterken bir anda götten yemişiz. Bu ne alemde? Abi seni düşüremiyor muyum ya ben, amına koyayım? Yeto ya. Eğitimi yükseltmem lazım bir yandan da. Doğru. Doğru. Dur bakayım. Üniversite hibeleri. Herkes için. Cömert hibeler. Dur şunu bir iptal et. Değil. İptal et değil. Geri al. Bir dakika. İlk önce şu vergilere bakmıştık. Şimdi. Plastik vermiler falan var. Çeşitli topluluklar. Şimdi ekonomi değil de dur bakayım, refah. Biraz refaha gitmemiz lazım. İşsizler için zorunlu çalışma. İşsizlik düşüyor. Yoksul kesimle sosyalist biraz şöyle merhameti olan baya kötüymüş bu. İkinci ev sahipliği. Bir tek kapitalistler ve şey oluyor. Zengin kesim ağlıyor buna. Yani. Kalan herkes memnun abi bundan. Ha, ama boş evler vergisini de kaldırmamız gerekiyormuş böylelikle. İptal. Çocuk bakıcısı desteği. Böyle bir şey olmayacak abi. Hayır. Sentetik et araştırma hibeleri. Refah tadı devlet konutları. Kapitalistler ağlıyor. Yoksulluk düşüyor. Özel konut düşüyor. Peki. Bize de yükü var ama sıkıntı yok. Yani evet. Tam şu düzeyde olabilir abi, uyguladım. Dur bakayım, ekonomi. Değil, gerek yok, kamu hizmeti. Kanun ve düzen. Bir tur daha atlasana. Tamamen şeyimiz olsun en azından. Bir gizli servis müteahhidi. Savcılık. Karşılaştığımız suçlamalar doğru olsa bile ulusal çıkarları korumak zorundayız. Halk teröre karşı savaşta neden bu yöntemlere güvenmek zorunda olduğumuzu anlamayabilir ama sonuç araçları haklı çıkarır. Reform gizli servis tarafından kamuoyuna açıklanan uygulamalar gerçekten gelişmiş bir ulusa layık değildir. Gelecekte bu tür yöntemlerden kaçınma ve sivil cesaretin hala var olduğunu. Şunu yap. Yani evet, dış ilişkilerimiz gelişti. Güzel. 37'de. Güzel. Aşırı fazlalık vermeye başladık abi. Şimdi neylere az veriyoruz ona bir bakmak lazım. Engellere biraz daha yardım edebiliriz sanki. Evet. Şunu yaptım. Nereden geldi? Oradan buraya geldi. Sıkıntı yok. O bize yük olmaz abi. Çocuk yetiştirme desteği, polis konunu, devlet suç şirketi, uzay programı. Uzayı bir artık, evet, uzay istasyonuna çıkartıyorum abi. Artık uçuyoruz. To the moon amına koyayım ha. Güzel.
Bakıyorum başka robotik araştırma. Teknoloji. Direkt eğitime bir yerden, bir dakika, ekonomi, refah, dış, ulaşım, kanun, kamu hizmetleri. Heh, dur, bu bilim finansmanı. Eğitim arıyorum da eğitim nerede? Şu mu eğitim? Üniversite iyi bilir bu. Eğitimin kendisi nerede? Hani gıda standartları, sal bunu. Abi eğitimi arıyorum da eğitim bulamıyorum ya. Bunlar mı? Nötr en iyi okullar altyapı. Liberal kesim. Bu ne oğlum? Bu sadece muhafazakarlar. Seçim yok, ayrı sınıflar. Seçmeli eğitim. Tüm öğrenciler aynı sınıfta birlikte eğitilmesine de iyi olup olmadı. Eşitliği arttıran bu. Okey abi. Yani bu olmalı. Ayrı sınıflar nötr. Seçim yok. Neyse, bu kalsın, bunu ellemiyorum ya. Bu neymiş? Ücretsiz ebeveynlik sınıfları. Ha, onu yapmıştık zaten, okey. Şey nerede ya? Bizim eğitim. Direkt eğitim hani kendisi. Onu bir bulamıyorum ya, eğitimin kendisine. Gerçekten bulamıyorum eğitimin kendisine. Böyle yeni bir şey gelmiş buraya. Obezite. Başlamış. Salgı gıda sübvansiyonları. Kökle kanka. Kökle. Kökle. Hiç acıma. Hiç acıma. Obeziteyi direkt bitirmemiz lazım. Bisiklet zaten yapmışız. Abi araba kullanımı bunu artı etkiliyor. Ona zaten yapacağımızı yaptık da. Ücretsiz okul yemekleri düşür. Direkt bunu çözmemiz lazım. Gıda Standartları Ajansı. Obeziteye bak, bu bitiriyor. Çiftçileri de şey yapıyor. Pardon. Yo, bu şey yapmıyor. Okey. Tamam. Bir dakika lan, dur, iptal et. Devlet Sağlık Bisiklet Sübvansı, bisiklet kampanyası. Bunu yaptık değil mi, ikisinde bisikletle alakalı, ikisini de fulledik. Sübvansiyon da aynen full, okey. Abi bu ne? Obeziteyi bitiriyor mu bu? Şunu yaparsak bitiriyor. Ne bu? Sağlığı da düşürüyor ama. Amk. Pardon. Bitirmiyor lan, arttırıyor bu. Ha, şöyle yapmam lazım aynen. Tamam, yap abi, sıkıntı yok. Altı politik puan harcanır buna. Şunları bitirmek lazım ya. Şunları bitirmek lazım. Çevre. Çevreye daha ne yapayım abi ben? Elektrikli araba girişimi falan yapmışız abi, her şeyimizi zaten. Ağaçlandırma da full. He, av kısıtlamaları bunu şey mi yapıyor? Yükseltiyor mu? Yasaklı. Tamamen yasaklayalım ama madem yasak zaten. Yani uygula. Geç sonraki tura. Güzel. Kuraklık geldi yine, amına koyayım. Sağlık düştü. Safiyatla yükseldi. Okey. Bu arada borçları da baya baya ödüyoruz şu an. Şükür yani, ödeyebiliyoruz. Obezite. Başka ne var lan bunu şey yapan? Oğlum düşüremedik bile. O kadar şey yaptık. Gıda fiyatı. Şimdi bir dakika. Gıda fiyatına tıklamadan önce. Özel sağlık hizmetleri. Nasıl etkilediğini bilmiyoruz ki. Sağlıklı gıda sübvansiyonları. Dur bakalım. Şu şeylerde illa vardır. Dur bakayım. Kamu hizmeti. Dış politika. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tane vergi vardı. Dur. Abur cubur vergisi. Obeziteyi bu tikertiyordur muhtemelen. Uyguladım bile. Bu kadar uygulamalı mıyım ama? Bence uygulamalıyım ya. Bunu yapmak istemiyordum ama mecbur bıraktılar beni. Kömürü banlayabiliyoruz bu arada. Evet abi, solunum hastalıkları da gitsin. Kömürü banladım. Dur. Kömürü banladık. Sonra bir de yardım yapalım. En azından. Kamu hizmetinde. Çevre protestoları baş gösterdi. Ülke çapında çevre... Ha, durdu. Pardon. Bir dakika. Durdu yazıyordu. Çevreci kesim. Ulan ne yaptım da? Ulan kömürü de banladık. Çevre protestoları durdu. Ha, durdu herhalde. Tamamen. LGBT oyununa katılın. Şu anda ülkemizin en iyi tiyatrosunda çok beğenilen ve sevilen bir oyun oynanmaktadır. Yönetmen sizi bir gösteriye davet etti. Bu bir sorun olmaz, ancak oyun toplumun LGBT topluluğundakilere karşı tutumunun bir yorumudur. Oyuna
Katılım LGBT artılarına güçlü bir sempati. Oy. Oy diyorsun yani. Tamam. Kabul ettim. Kabul ettim. Bak popülerliğe bak. Bak bak bak. Bak. Abi bu çevreci kesim yüzde amına koyayım. Ben size ne yapayım ki? Bunu arttırıyor. Aa, çevreyi fazla arttırmak. Ha yo. Tamam bu geçecek ya. İklimle alakalı bir şeymiş bu. Okey. Obezite azalıyor mu? Artık bir zahmet yani. Anasını siktik ortalığın. Dur bakayım. Eco Wave. Geri dönüşüm. Bak bunu herkes okey. Yani evet. Refah değil. Eco Wave. Yabancı yatırımları vergi indirim. Hayır öyle bir şey olmayacak. Kamu hizmeti. Irkçılık haftasını yık. Aynen bunu yıkacaktık zaten. Tamam yapalım abi. Elimizin altındayken. Tamam, kamu hizmeti, Sosyal Adalet Vakfı. Sağlıklı beslenme falan. Aynen öyle oğlum. Bunu da fulliyorsun. Sonraki tura geçiyoruz. Çok iyi. Siber savaş sekti. Sektik onu da. Güzel. Bitirdik şükür. İnternet izleme. Büyük şirketlerin müşteri veri tabi bir dakika. Kullanıcıları ban trading. Kullanıcılara uyar. İzlemeye yasak çok ileri gidiyor. Ancak vatandaşların ne zaman izlediğini, belki bir web sitesini ziyaret eden insanlara izlediğini söyleyen okey abi. Çöz. Yani bunun ne olacağı belliydi zaten de. Ulan yanlışlıkla tıkladım. Tamam. Şu an bayağı iyiyiz. Bir tur daha geçeceğim hatta. Direkt. Biraz şey biriktirelim çünkü şüphe rol model amına koyayım yine götten yedik. 10 milyar fazlalık veriyoruz oğlum, daha ne olsun yani. Tamam artık gelir vergisini düşürebiliriz bence. Aa doğru lan, biz bir şeyleri düşürecektik değil mi? Ananı sikeyim, dur şunu bir iptal et, geri al. Biz neleri düşürecektik? Seçim vaatlerimize bakabiliyor muyuz? Dur, manifesto, ha. Cinsiyet eşitliliği ve sınır kontrolleri. İkisini de %50 yapacağız. Cinsiyet eşitliği ve sınır kontrolleri. Cinsiyet eşitliliği ve sınır kontrolleri. Nerede onlar? Şurada cinsiyet eşitliği var. Cinsiyet geçişi bu, pardon. Eşitliğin amblemi neydi lan? Dur. Şurada bir yerdedir o ya. Polis gücü. Bu değil ya. Dur neredeydi? Şuraya bir daha geleyim. Orada değil, bura. Tamam. Şöyle bir şey. Okey. Şunun bir benzeri. Saat gibi bir şey olacak. Lan o nerede ya? Oğlum onu yapmak için iyi güzel de. Onu arayıp bulmak, dur lan şuradan bulunur ama. Cinsiyet eşitliliği. Neredeymiş o? Anasının amı kanka, onu nereden bulayım ben ya? %50. Manifestomuz var. Cinsiyet eşitliğini biraz yükseltmem gerekiyormuş. Dur. Çocuk yetiştirme denesi. Cinsiyet eşitliği artıyor mu? Artıyor. Tabii sıkıntı yok. Uygula. O vaat yerine gelsin de. Manifestoda başka sınır kontrolleri. %50'ye getireceğiz. Bir dakika. Dur. Sınır. Dur. Olmadı. Amık. Sınır yazamıyorum ki. Niye? Sinir mi yazayım? Yo o da olmaz ki. Sınır. Dur bakayım. Şöyle yazsam. Bir dakika. Kontrolleri aynen. Sınır kontrolleri. Evet. Burada. Oha. Buraya getirmem gerekiyor öyle mi? Biraz fazlasına neyse. Sike sike buraya getirdik. Aa ya peki abi. Al. Bir tur daha atladık. Gay pastaları pişirme. Oy beni namı kanka ya sizde. Hayır abi görüşürüz. O kadar da değil usta. Ananı sikeyim, iyice güvenilirliğimiz düştü. İki tane olay buna yol açmış. Yolsuzluk yükselmiş. Amına kodumun yerinde çünkü. Neyse popülerliğimiz hala yukarıda. Sıkıntı yok. Şimdi ben manifesto doğrama yapmış oldum değil mi? Bunu yapamamışız hala.
Cinsiyet eşitliğini. Cinsiyet ayrımcılığı yasası. Pozitif eylem. Cinsiyet eşitliğini bu köklüyor. Demokrasi de köklüyor. Bir tek muhafazakarlar alıyor. Tamam, çok da umurumda. Doğum izni. 3 çeyrek ödeme, tam ödeme. Artı kabul izni. Ya verimliliği düşürüyorsun ama be. Çok da şey yapmayalım da. Ya şunu yapsam kafi gibi. Başka ne var? Kürtaj yasası. Cinsiyet eşitliğini bu mu yükseltiyor? Oha, dindar kesim öldürecek la bizi. Olmaz o. Baksana ne kadar sinirleniyor pezevenkler. Aa, saldım abi. İptal et. Ben saldım abi. Yok, o kadar da değil. Bir tur daha geç de. Aha, obeziteyi çözdük. Okullarda dini semboller. Dini sembol yasağı getir, yasağı reddet. Yasağı getir abi. Hiç şu an umurumda değil. Şu şey ne alemde? Oo, kimse şey yapmıyor. Güvenlik etkinliği kötü ama. Sıkıntı yok. Polis dronları aktif değil. Gizli mahkemeler. Zorunlu mikroşip implant. İnternet. Ya şu polis dronları da bir aktif edebiliriz. Bir. Evet, hatta ediyorum abi. Güzel. Yargısız tutuklama diye bir şey yok. Kimlik kartı. Liberaller alıyor. Şiddetli suç düşüyor. Göçmenlik düşüyor. Yetersiz sermaye. Tamam, kimlik kartını yapacağım abi, kanun ve düzenden. Bir tur geçeyim, hatta yapayım abi onu. O işi giderelim. Göçmenliği de düşürüyor. Komşu ülkede savaş gitti. Şey, savaş açıldı. Bana girdi. Yürütme süresi sınırı. Bu ne abi? Don't forget yüzünü, tamam. Söz vermişiz de. Ne yönde söz verdiğimi gösterse yapayım. Sıkıntı yok. Ne bu? Yürütme süresi. Bir ülke liderinin yeniden seçilme için kaç kez aday olabileceği sınırları, bir ülkenin liderinin ömür boyu ofis sahibi olup kaç kez mi seçebilebileceği, bu 3 var burada. Yok. Yani sınır var, yok. 3, 4. Okey abi, 4'e çekelim. 34 politik sermaye kullanıldı abi. Şaka gibi. Bir tur daha atla. Bu ne? Bir kriz geldi bir anda. Sınır kontrolleri. Amına koyayım. Şu bitsin, ben göreceğim sizi. Şu 8 tur sonra bir bitsin o iş. Aha, onu düşürdük. Direkt götten yedik. Bak, dakika 1, gol 1. Gördün mü? Ona yapabileceğim hiçbir şey yok abi şu an. Şu an hiçbir şey yapamam ona. Ona dokunduğum an zaten uçururlar beni. Dur. Şu. Şu. Yetersiz sermaye. Tamam, o zaman atla abi bu turda. LED olmayan ampulleri yasakla. Floresan daha fazla akor ampullerden çarpıcı biçimde daha verimli. Enerji kullanımı azaltmak ve iklim değişikliğine yardımcı olmak için LED'lere geçmeye teşvik et. Evet abi. Tamam. Tamam. Okey. Gayet deal yani bu iş. Bir tur daha geçtim. Teknolojik avantaj. Rakiplerimize göre büyük bir avantaj sahibi olduğumuz an ona. Okey. Solunum hastalıklarını bitirdik. Sınır dışı terör zanlısı. Resmi iade anlaşmanız olmayan bir Orta Doğu ülkesi. Burada yaşayan bir göçmeni terör suçlamasıyla. Tamam abi. Onu, ya görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Ya, bu konuyu daha önce konuştuk abi çünkü. Allah'a emanet direkt. Hiç lagalası lugası yok abi o işin çünkü. Şu kimlik kartını istiyorum abi artık. Abi yetersiz, daha ne istiyorsun sen amına koyayım benden? Yapmıyorum ulan. Bak, bir tur daha, bir tur daha şans veriyorum. Tamam mı? Biraz daha yükseltiyorum. Artık yeter yani. Amına, yine mi ya? Yet o ya. Bak, bir tur daha yeter. 44'e abi daha steklendik artık. O gelmiyor daha. Boş geçiyoruz artık. Artık veremem. 6 tur kalmış amk. Neyse, seçimi yapar döneriz bu arada bu tur. Şimdi yani öyle bir düşüncem var. Gümrük vergisi. Oy, bu neymiş ya? Neyse. Tamamen kapat havaalanı. Niye? Niye?
Ya böyle bir şey niye var ki? Şehirlerde otomobilleri sınırlandırın veya yasaklayın. Bak bu güzel. Ama şu an için gerek yok buna. Bakalım. Ya şunlara yetmiyor mesela şeyim. Diğer her şeye yetiyor ama. Peki vücut kameraları, bodycam. Yolsuzluk düşüyor. Muhafazakar sendika. Oo, bayağı şey oluyormuş. Bunu niye yasallaştırayım bro? Sal beni. Kumar yasası. İşsizlik düşüyor. Turizm. O her şey artıyor. Tamam olur. Al. Ha, yeter ki siz isteyin amık. Kanun ve düzen. Orantılı para cezaları. Eşitlik artıyor. Yoksul kesim artıyor. Zengin, kapitalist ve yüksek kazanç. Sosyalistler de okey. Her köşe şey bayraklar. Dış ilişkiler düşüyor. Etnik azınlıklar düşüyor. Tamam. Dış politika bu kadar. Ekonomi, antibiyotik yasağı. Bu neydi lan? Böyle bir şey vardı. Para birimi gücü düşüyordu ama. Kapitalist de gıda fiyatlarını düşürüyor. Bir şey söyleyeyim mi? Buna okeyim ben. Buna cidden okeyim. Atla bir tur da kaç turumuz kalacak? 5 turumuz kalacak. Aha, sağlıkta bayağı iyiyiz. Son yaşam geri dönüşüm yasası. Tüketim toplumunun olumsuz yanlarından biri bu kadar çok ürünün ömürlerinin sonunda çöplüklere atılmasıdır. Çözümlerinden biri insanları geri dönüşüme teşvik etmektir. Tamam. Ancak son zamanlarda bunu yerleştirmek için bir baskı var. Büyük ev aletleri üreticilerine yük, eski ürünlerini geri almak ve geri dönüştürmek için onlara yasal bir görev veriyor. Yerdeki deliklere daha fazla şey atmaya ve ortadan kalkmasını umarak devam edemeyiz. Geri dönüşüm yükünü şirketlere geri yükleyerek onları kolayca ve ucuzda geri dönüştürülen ürünler tasarlamaya... Evet abi. Öyle ürünler tasarlayın abi. Hiç umurumda değil. Sağlıklı yaşam. Güzel. Sağlığı mı fulledik lan yoksa? Oo, popülerliğe bak. Üf 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 üf. Üf. Şurada ufak bir şey kalmış yani bu doktor görevi. Ha, bitmemiş hala ya. Allah'ım çıldıracağım. Bro daha ne istiyorsun ki sen ya? Sendikacı kesimi oynamamızı istiyorlarmış. Okey. Bunların şey belli oldu. Dertleri belli oldu. Sen kimlerdensin? Etnik azınlık. Ha, seni bu mu şey yapıyor? Tamam bakılır ona. Rekabetçi olmayan ekonomi. Seni bayağı düşürdük biz ama. Bayağı iyi düşürdük. Kurum vergisi seni bayağı etkiliyor. Kurum vergisini %20'ye çektim. Çekemedim mi? Çektim. Bordro vergisi almıyormuşum zaten amına koyayım direkt. Yani neredeyse almıyormuşum. Bir dakika. Fazladan 1,52'ye ihtiyacımız var mı ya? Yani gerek yok abi. Kes bunu. Tamam. Saldım bordro vergisine. Gerçekten saldım abi. Ücretler size fazla şey yapıyor. Götünüzü evet gayri safi yurt dışı asla kaldırıyor bir yandan. Çevre protestoları. Abi ben yükseltiyorum çevreyi. Yani yükselmesi gerekmiyor mu amık? Çevreci kesim sadece biraz onlara oynamamı istiyor o kadar. Dur o şey yasası bir geçsin ben göreceğim. Ben göreceğim oğlum. Ben halledeceğim dur sınır kontrolü ben çekeceğim dur. Kaç turu kalmış lan bunun? 5 turu kalmış. Tamam seçimden sonra halledeceğim oğlum. Sıkıntı yok. Yani yapacak bir şey yok çünkü abi. Dur bakayım. Refah değil. Dikey çiftlik sübvansiyonları. İşsizlik düşüyor. Gıda fiyatı düşüyor. Ulan trafik düşüyor. Oo. Kapitalist kesim hariç herkese bu okey galiba. Değil mi? Evet. Çiftçilere de hem yarıyor. Köklü abi köklü gözünü seveyim. Aa, gig ekonomi. İş ekonomisi yükseliyor. Vatandaşlarımızın çoğu şu anda yarı zamanlı sıfır saat sözleşmeli olarak çalışıyor. Esnek ekonomi artık önemli. Nerede yazıyor? Dur bakayım. Artık doğası gereği geçicidir ve genellikle uygulamalar tarafından son dakikada planları. Bu işçilere büyük bir esneklik sağlar. Aynı zamanda iş güvenliğinin sorun olmaması anlamına gelir ve işverenin birçok kişi için sorumluluklardan kaçtığını okey işçi hakları.
Tamam. İşsizlik bunu şey etkiliyor. Abi teknoloji ve GS'ye buna yapabileceğim hiçbir şey yok. İşçi haklarına belki bir oynama yapabiliriz yani. Gig ekonomiyi bitirebilecek ne var? Ha, işveren yardımcısı oluyorsun. Ama bu neyi tetikliyor? Ücretleri yükseltiyor. Doktor grevini düşürüyor. İyi. Pardon, bir dakika. Yo, aynen. Şuraya bir alayım bunu ben. 24 alıyormuş lan. Çalışma haftasını yükseltiyor. Kapitalist kesim verimlilik. Verimliliği de yükseltiyor. İyi. Kökledim kanka ben bunu. Okey. Havalimanı genişletme. Ülkemizin bazı büyük havalimanlarının genişletilmesi için planlama izni talep edildi. Buraya inmek isteyen uçuş sayısı için yeterli kapasite yok. Genişletme planlarına izin ver. Büyüme sağlayacak. Okey abi. Geciktirme kararı. Yo. Al. Al çevreci, hiç kusura bakmasın abi. Yani. Bunu zaten bunu da yaparak bitirdik. Bir sonraki tura geçtik. Evet. İyice köklüyoruz. Ulusal spor yıldızları. Bu da bize girdi. Eyvallah abi. Ha, yeni birisi güzel bağış yapıyor partimize. Peki. Şimdi yine ipe gideceğiz değil mi? Yine ipte oynayacağız amına koyayım. Kime? Etnik azınlıklar oynuyoruz. Güzel. Banko bir şekilde. Ya abi yok böyle bir şey ama ya. Yine şey ki bu. Tam tersi var mı? Yoksul kesim %2 çünkü. Ya zengin insan daha fazla. Ha, bu da 1'e 3 veriyor direkt ya. Yok ediyoruz hani. %2'yim 2 ama. Neyse, beni bağlamıyor o iş şu an için. Emekli %24. Burası o kadar. Okey. 11, 89. Bunun tam tersini yapabiliyor muyum? Liberale oynayıp muhafazakarı şey yapalım. Var mı öyle bir şey? Şu ablamızın sağ tarafta olduğu var. Liberal, aynen. Buna da oynarız. %19, %36. Buraya hiç girmeyelim. Okey. Güzel, güzel, güzel. İyi. Ben de sizleri seviyorum. Ben de sizleri seviyorum. Evet. Evet, bence de evet. Bence de. Güzel. Güzel. Uf, popülerliğe bak. Vay amını. %14 kaldı. Ha. Proseni ben memnun edemeyeceğim. Onu geçeceksin o işi. Ne istikrar. Okey. Şu seçim bir geçsin, ben göreceğim şeyi. O sınır kısmına. Bu ne amına koyayım? Yani gig ekonomi. Abi sana yapacağımı yaptım da yani o kadar. Yani seni bitiremeyeceğim ben. İşsizliği bitirmem lazım. İşsizliği olumsuz etkileyecek şeyler yapmam lazım. Özel sağlık hizmetleri mi arttırmam lazım yani? Dur bakayım. Şu tren şeylerine dur bakayım. Yükseltmem lazım. İşsizliği. Ha, bir dakika, bu işsizliği olumsuz etkiliyor değil mi? Evet. Şu şekil yapacağım. 5'i de öbür tura atacağım. Güzel. Gig ekonomiyi bitirdik. Tek tek. Çok iyi oldu bu. Sosyal medya ilgili sosyal. Okey. Menü. Yeni bir şey geldi. İnternet hızı. Teknoloji. Abi bu. Buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani verimliliği falan düşürüyor. Eyvallah da. Ne yapayım abi? Gayri safi yurt dışı hasılayla teknolojiyi mi düşüreyim? Allah için. Gelişmiş ülke sorunları bunlar ya. Sıkıntı yok. Yeme gıda önerisi. Bazı büyük tarım şirketleri. GDO'lu mahsulleri üzüm ver. Yo, yasak abi. Görüşürüz. Hiç valla safi yurt dışı hasıla da azalabilir. Umurumda değil o kısım. Peki. Seçim konuşması yapacaktık biz. Konuşma. Buna bastım. Gençlerle emekliler. Yine yok. O iş. O iş olmaz. Birebir. %81'e 19. Yaptım gitti. 89'a kaç? Bu 11. Yaptım gitti. 2'ye 2. 36'ya 28. Buraya hiç girmeyelim. 60'a 36 ama yani 1'e 3 kaybediyoruz. Hiç gerek yok. 11'e 80. Yok abi, tamam. Bu kafi. Şu kafi.
alt tasaya geliyoruz. Bir anda Türk ile kokusuyla çıtır bir yükseliş ve sonda darbeyi vuracağız. Ve bir anda tık. İşte bu. Popülerliğimize popülerlik katıyoruz abi. Çok iyi. Borcu da bitirmek lazım bir yandan. Bitmiyor amına koyayım ya. Gerçi 600 milyardan döndü yani. Artık 3'te 1'ini ödemiş olduk gerçi. Öyle de bir gerçek var abi. 18 kaldı. Tamam biraz da şey yapalım. Birilerini oynayalım artık. Tüketici hakları. Ama sadece tek bir yere oynuyor bu. Kanun ve düzen. Geçitli konutlar. Muhafazakar ve zenginler okey. Liberalizm kısmı gidiyor bir tek. Vallahi yapabileceğim çok bir şey yok ya. Eco ev yönetmelikleri falan var. Hani max. İşçiler yönetim kurulu. Kapitalistler düşüyor. Doktor grevini düşürüyor. Abi uyguladım bile. Artık doktor grevi istemiyorum. Yeto yani. Yeto ne ya? Yeto. Bitsin abi artık o iş. Çoktandır grevdeler, artık bitsin. Yüz tanımayı yasaklayın. Yo, yüz tanımaya izin veriyorum abi, görüşürüz. Yani suçu düşürecek. Umurumda değil bu iş. Evet, yüzledik abi sağlıkla safi hasılayı. Neredeyse bunu yüzledik. Yoksulluk okey, işsizlik biraz fazla. İşsizliği çözeceğiz, sıkıntı yok. Manifesto maddeleri mevcut. Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Yani. Gerek var mı abi? Yok. Bence. Gayet yok. Şuna bak. Allah aşkına. 99'dayız abi. Oy vermeyecek yok. Yani. Ya seçim konuşması yine yapacağım bu arada. Yüze dayatmaya çalışacağım bir posta. Şurada mıydı? Heh. Konuşma. Gel abi. Sadece bunu yapıyormuş değil mi? %13'e 2. Bu ne oğlum? 60'a 36. Gerek yok. 18'e 82. Bunun tam tersini yapacaksın. Sosyalist kesme iyice. Ulan iyice kapitalist olduk amına koyayım ya. 89'a 11. Devam. Umurumda bile değil. Umurum dışı. Umurum dışı. Bu konu beni ilgilendirmiyor. Yani ikisinden 3-3 düşüyor ama yani inanın umurumda değil ya. Zaten vermiyoruz o yandan öteyi. Güzel. Çok iyi. Mükemmel abi. Mükemmel. Şuradan bir şeyler daha yapabiliyorsam yapayım da devlet telekom şirketleri. Ne oluyor? Kapitalistler iyice düşüyor. Yoksulluk düşüyor. İşsizlik düşüyor. Olan iyi bu. Telekom endüstrisi düşüyor da umurumda değil o iş. Yolsuzluk falan artıyor ama. Saldım onu. Enflasyon artıyor. Para birimi gücü hariç çoğu şey de artıyor aslında. Okey. Bir tek kapitalist kesim şey oluyor buna. Tamam abi ben bunu fulledim bile. Evet. Hazır mıyız? Şiş. Geliyoruz. Hadi bakalım. Tık. Oho. Oho. Uf 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 yine uf. Abi %84'üne çaktık, affedersiniz ama. Hani yok ettik abi. Abi toplasan 15'i zor geçiyorlar ya beraber. Hani oy vermeyenler bu da hani. Oho. Abi %0.1 bile değil ya neo sömürge. Abi çok iyi ya. Analize bir basalım bakalım. Oo. En az kimlerden oy almışız? Oy payı %80. Dur, daha doğrusu katılım %80. Abi katılım değil de dur bakayım. 80 aynen. En az 80 verilmiş değil mi bize? 78 dindar kesim. Sendikacı 76 vermiş. Muhafazakar 71 vermiş bize. Okey. Bak biz geldiğimizden beri bak ülkede olanları sayıyorum. Dur. İlk seçildiğinizde bak şiddetli suç %100 düşmüş. Suç %100 düşmüş. Ömür %73 artmış. Para birimi gücü %71 yükselmiş. Petrol fiyatları
%66 düşmüş. Hava yolculuğu, elektrikli araba, bitki, gayri safi yurt içi hasılat, turizm, istikrar, verimlilik, bunlar %50'den fazla artmış. Zayıf kazançlar 48. Göçmenlik biraz arttı, onu halledeceğim ben, sıkıntı yok. Alkol tüketimi ve gıda fiyatları düştü. Irksal gerilim yükselmiş. Niye yükselmiş lan? Cinsiyet eşitliği yükseldi. Petrol talebi azaldı. Özel konutlar azaldı. Immigration demand. Bunu bilmiyorum. Rare earth. Okey. İşte bilmem ne. İşte nadir dünya metalleri fiyatları yükselmiş. Eğitim yükseldi. Teknoloji yükseldi. Endüstriyel otomasyon yükseldi. Özel emeklilik. Telekom endüstrisi. Bak bunlar hep yabancı yatırım. Sağlık. Emisyonlar azaldı, yoksulluk azaldı, otobüs kullanımı çoğaldı, nüfus yükseldi, internet hızı yükseldi, %27 önemli. İşte illegal, amına koyayım, yine bir şeyler yükselmiş illegal, sıkıntı yok. Bu göçmenler yüzünden oldu son dakika. İnsani gelişme yükselmiş oğlum, daha ne? Tütün kullanımı azalmış, yasal uyuşturucu tüketimi artmış, bunu halledeceğim. Uluslararası ticaret düşmüş biraz, %25. Göç düştü %25 aynı şekil. Ve yolsuzluk %25 düşmüş. Zaten bence göçle yolsuzluk uluslararası ticarete, tamam belki tam deal olmayabilir ama yarısını bence geri çevirmişiz. Kripto bilmem ne kabulü, özel okullar %20 plus, petrol tedariği düştü çünkü petrole talep azaldı. İşsizlik %17 düştü. Yüksek kazanç %17, demiryolu %16. Enerji verimliliği yükseldi, enflasyon biraz arttı. Yapacak bir şey yok, bok gibi paramız var çünkü. Eşitlik arttı, araba kullanımı biraz arttı. Ama dikkatinizi çekerim. Elektrikli araba kullanımı. Orada başında bir şey var. İş güveni arttı. Dış ilişkiler arttı. Ücretler arttı. Özel sağlık hizmetleri arttı. Mental işte arttı tabii. Yani artık gelişmiş bir ülke olduk abi. Çünkü o yüzden mental sağlığımız yükseldi. Çevre biraz düştü. Bu son dakika oldu bu şeyler. Ortalama sıcaklık falan. Bunlar random eventten göte girdi. Orta kazanç yükseldi. Demokrasi arttı. Az da olsa çalışma haftası biraz düştü. Oy analizleri. Bunlar başkasına mı vermiş? Vay amına koduk. Şey. Vay canım arkadaşlarım, vay. Dur bakayım, %70 onaylayan, aynen %60 onaylayan falan var bizi. Aynen ha, bunlar %60'lar direkt vermiyor. He. Krallara bak. Siyasi pusula, bu ne? Liberal %100. Vay amına koyayım. Fui buraya oynadık ama yapacak bir şey yok. Bir de krallar biraz fazla. Abi burada değiştirebileceğim tek şey ekonomi yine ya. Hani kabini karıştır abi. İşe al. Ekonomi 1,5. 2 tane. Sendika abi sen git artık ya. Daha iyi bir ekonomi yok mu? Ah. Çevreci ve o ebeveyn. Oo. Tamamız abi, tamam bulduk biz bizim ekonomiciyi. Gel ablam sırtışa bak Allah'ım. Of abi kabineye bak, yemin ediyorum var ya. Üf yani. Üf üf üf. Aha. Doktor grevleri bitti. Gig ekonomi tekrar geldi. Yapacak bir şey yok. Nesli tükenmekte olan türler var. Böyle bir şey başladı. Av kısıtlaması ama buna şey oldu. Güzel. Korumuşuz yani. Bu ne? Irksal gerilim artmış, liberalizm artmış. Vay amına koyayım, random bir event. İşsizliği ve yoksulluğu tamamen bitirmeye çalışacağız bir dahaki bölümlerde. Suç zaten bitti. Her şeyi de tepeye dayadık. Eğitimi de birazcık yükseltip borçlarımızı ödedikten sonra Türkiye serüveni herhalde artık biter diye düşünüyorum. Neyse. İki kere seçildik galiba, zaten iki kere daha seçilme hakkımız var. Onun dışında bitiyor. Evet arkadaşlar. Demokrasi 4'ün bu bölümü bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Bay bay. Been fighting with